Daha yüksek oranlar sadece mahallenizdeki iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Bir de dedikodu, Jesse Marsh'ın da Manchester United teknik heyetine katılacağı yönünde. Sadece Marsh biraz kararsızmış. Acaba birinci adamlıktan tekrar ikinci adamlığa geçilir mi diye. Manchester United'sa bence geçilir. Belki Rangnick sonra sana emanet edecek takımı. Bunları da yani muhtemelen o da onu düşünüyordur zaten. Bu spor psikolojisi konusunda hakikaten çok ciddi kafa yoruyorlar. Arsenal'da zamanında bir Formula 1 takımının, çok meşhur bir Alman disiplini olan bir takımın spor psikoloğunu Arsenal transfer etmişler, Arsene Wenger zamanında yanlış hatırlamıyorsam. Buna kafa yoruyorlar. Ben bu işe yarayıp yaramama konusu tamamen artık iletişimle alakalı. İnsan iletişimiyle alakalı. Sizin o iletişime ne kadar açık olduğunuzla alakalı. O da eski bir futbolcuydu. Bak Formula 1'e giden, sen de şimdi bana o şeyi hatırlattın. Babanın ismini unuttum. Formula 1 takımından Arsenal'a gelen spor psikoloğun ismini unuttum ama Yeni Zelanda'da eski bir stoper ve galiba bizim 93 ya da 94 yılında Yeni Zelanda'yı 2-1 veyahut da 3-1 yendiğimiz maçta da A milli takımımıza karşı oynayan bir adamdı. Onu o şekilde hatırlıyorum ben. O spor psikolojisi önemli ama işte sporcunun da buna ne kadar açık olduğuyla da biter alakalı. Biter. Muhtemelen iş futbolcuda bitiyor sonuçta. İş futbolcuda biter sonuç itibariyle ama United'ın oynamış olduğu oyundan ben en azından o değişimden sonra bir keyif aldığını düşünüyorum. Ralf Rangnick'in Manchester United'a getirmeye çalıştığı temel prensiplerden birisinin de ben bu kulübü 24 yaş altı var olan oyuncuları haricinde yeni bir transfer bütçesiyle, eğer yapılacaksa transferler, eğer gönderilecekler, gönderilebilirse de 24 yaş ve altı oyuncu grubundan oluşturmaya çalışacağını düşünüyorum. Bu Elonga oyuna sonradan giren, 74. dakikada giren oyuncu bunun temellerinden birisi. Demek ki Ralf Rangnick gidip de onu bir antrenmanda görmemiştir. Muhtemelen verileri almıştır. Rezerv takımıyla doğru bir iletişime geçmiştir. O iletişim sonucunda bunu almıştır. Çünkü şu ana kadar 3 veya 4. kez, yani bu maç galiba 4. kez bir maç kadrosuna dahil edildiği bir maç idi Elonga'nın. Ama hani Van Bissaka'yı kullanmamış olması, Dalot ve Alex Telles tercihi, özellikle Dalot tercihi bir şeylerin değişebileceğini de gösteriyor sanki. Bir de şöyle bir cümle söyleyip diğer bölüme geçelim. Manchester United altyapısı İngiltere'nin en iyisi. İnanılmaz üretiyor. Genç oyuncu üretmekte hiçbir sıkıntıları yok. Bu da Ralf Rangnick'in elini güçlendirecektir. Ama biz şimdi en yaşlısından bahsedelim bence biraz da. Çünkü hafta içi maçında 800 artı gole ulaştı. Tarihin en golcü futbolcusu oldu. 800 rekorken 801 yaptı onu aynı maç içerisinde. Daha 800'ün paylaşımını yapamadan 801'i yaptı. Sonra Crystal Palace maçında en yine hocası tarafından övgü alan oyunculardan birisiydi. Ve bazı pozisyonlara baktım. Kimden bahsettiğim anlaşıldı, Cristiano Ronaldo. Onu söylemedim ama anlaşılıyor zaten. Bazı pozisyonlara baktım. Kaçan golden sonra hala çimleri dövmesi. Hala bir korner olabilir ihtimaliyle hakeme kalecinin parmaklarına çarptı diye itiraz etmesi. Bunu yaşaması. Hala bu duygunun içinde olması. Yani şöyle bir Ronaldo çiziyorum. Bu arada bunun Messi tartışmasını yapmayalım. Aynı şeyler Messi için de geçerli. Şu anda Ronaldo konu olduğu için bunu konuşuyoruz. Çünkü otomatik olarak Messi sanki öyle değil demişiz gibi algılanıyor. Bir profil çiziyorum. Dünyanın en zengin insanlarından birisin. Yani tabii ki büyük petrol oligarkları falan saymıyorum. Futboldan kazanılmış en büyük zenginlikten bahsediyoruz. Ve yani dünyada yaşayamayacağın standartlarda bir şey yok. En pahalı araba onda. Yani 3-4 tane araba üretiliyor. Bir tanesini alabiliyorsun. İstediğin evde şu anda oturabilirsin falan. Yani parayla bir sorunun yok. Bakıyorsun, sağlığına zaten önem veren birisin. Aklı başında birisin. Zindesin. Allah bir hastalık bir şey vermesin. Çoluk çocuğun hepsi yanında. İşte popülersin, şöhretsin. Sporda kazanılacak her şeyi kazanmışsın. Artık yani Ballon d'Or falan, Şampiyonlar Ligi, lig falan, artık rekorun peşindesin. Ve çıkıyorsun, rakip Crystal Palace ve hala bir tane kornerin peşinden gidebilecek motivasyonu, tutkuyu kendinde yaşıyorsun. Bu çok eşsiz bir şey. Yani tarihte, spor tarihinden bahsediyorum. Gerçekten çok eşsiz bir şey. O yüzden
çok şanslıyız. Bir kere daha söylüyorum. Messi'leri, Ronaldo'ları falan böyle canlı izlediğimiz için inanılmaz şanslıyız. Öyle. Şimdi Conte'nin gelebilme ihtimalini konuşurken acaba Ronaldo'nun bu Conte'nin takımında yeri olur mu diye sorgulamayı yapıyorduk. En azından ben kendi adıma yapıyordum. Ralf Rangnick geldikten sonra onun yüksek şiddetli yoğun baskılı oyunu, yani en başta bahsetmiş olduğunuz yoğun baskı oyununa acaba Cristiano Ronaldo da ayak uydurabilir mi dedim. Ama maçı izlerken de Cristiano Ronaldo gibi adamlar için niçin erken konuşulmaması gerektiği dersini bir kez daha kendi notlarımın arasına aldım. Çünkü hani bahsetmiş olduğumuz o yoğun baskılı oyunu oynayabilmek için kendi çift pivotun, yani Rashford'la Cristiano Ronaldo'nun arkasındaki Bruno Fernandes'le Jadon Sancho'yu daha rahat hareket ettirebilmek için Ronaldo'nun da koşullarına ihtiyacı vardı takımın. Yani Ralf Rangnick kurgusunun sadece Rashford koşullarına ihtiyacı yoktu. O zorlamalarına, o geri itmelerine ihtiyacı yoktu. Cristiano Ronaldo bunu yapabiliyor. Yani makine düzeyindeki adamlara için biraz daha sabretmek gerekiyor. Muhtemelen Ralf Rangnick de ondan sürekli bu sene faydalanacak. Mesele önümüzdeki senenin takımında ne olacak? Ben sadece erken konuşmuyorum, bir şey söylemiyorum ama önümüzdeki yıl ki yapılanmayı merak ediyorum. Yoksa makine derken adam gol makinesi, adam istikrar abidesi, gittiği her yerde en iyisini yapmaya çalışan, en iyisi olan da birisinden bahsediyoruz. Real Madrid kariyerinde de böyleydi. Muhtemelen Cristiano Ronaldo kendisini dönüştürmeye İngiltere'de, yani Alex Ferguson onu transfer ettikten sonra şu şekilde karar verdi. Galiba Sol Campbell'la bir karşılaşması var maç içerisinde. Galiba Sol Campbell'dı diyorum, tam hatırlamıyorum. Hani o büyük stoperlerden birisi vardır ya şeyde İngiltere'deki. Bu Cristiano Ronaldo o yeni gelmiş olmanın biraz hafif böyle apaçi tarzı saçlar, küpeler müpeler falan böyle kalkık yakalarla falan böyle bir ayak oyunlarına başvurdu çizgide. Sonra gereken cevabı karşısındaki o büyük stoper verdi. Ben hala Sol Campbell diye hatırlıyorum. Ve ondan sonra bir daha Cristiano Ronaldo'dan o topla süre gelen şımarıklığını görmedik İngiltere'de. Hep daha farklı yöne evrilen bir Cristiano Ronaldo gördük. Bunlardan da ders alan bir adam var. Daha doğrusu bunlardan ders çıkarmayı bilen birisi var. Ders alan demeyeyim mi? Ders çıkarmayı bilen birisi var. Ya, o aslında o söylediğin futbol dayağını idmanda da çok yiyormuş. Kitabında anlatıyor. Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, Neville kardeşler. Biz adamı sürekli, oynadığı adamlar da önemli yani tabii. Tabii idmanda sürekli bilerek böyle ufaktan bilek çalışmaları, ufaktan tekmeler, ufaktan yere düşürmeler. Hani burası öyle sana Portekiz değil. Burası senin işte jonglörlük yapacağın öyle sanat, yani böyle işte sirklerde olur ya jonglörler. Onların orası değil diye diye böyle döve döve öğrettiler. Bambaşka bir seviyeye geldi. Yani Sporting'le 5 golü var. United'la 130 golü var. Juventus'la 101 golü var. Real Madrid'de 450 golü var. Portekiz'le 115 golü var. Bu gollerin 140 tanesini kafayla, 142 tanesini penaltıdan, 510 tanesini sağ ayakla, 149 tanesini sol ayakla atmış. Ve bir Celta Vigo maçından sonra 400. golü ulaşıyor. Bir röportajı var. Twitter'a da düştü. Muhabir bir kadın soruyor. 400 gol attın kariyerinde diyor. Bundan sonraki hedefin ne diyor? Ronaldo da diyor ki bir 400 tane daha atmak diyor. Gülüyorlar. Ya o gün espri olsun diye belki söyledikleri, ama bence Ronaldo'nun içten içe hedeflediği şey çok geçmeden bir 6-7 sene sonra gerçekleşiyor. 2002, 7 Ekim 2002 ilk defa gol attığı maç. Moreirense maçı, 2 tane gol atıyor. Daha önce oynuyor ama ilk gol attığı maç. 2002-2021 hiç durmadan gol atıyor, hiç durmadan asist yapıyor, hiç durmadan kazanıyor. Yani kazanmadığı bir Dünya Kupası var. O da sanırım kazanamayacak inşallah. Çünkü biz elememiz lazım. Biz de yani öyle bir şeye denk geldik ki Ronaldo'nun normalde bırakır dediğin yaşta neredeyse prime'ının prime'ına ulaştığı. Bernardo Silva konuşacağız biraz sonra, uçuyor. Cancelo uçuyor. Diego Jota uçuyor. Ruben Dias geçirmiyor, uçanı kaçanı tutuyor. Çok talihsiz bir Portekiz eşleşmesi oldu. Umarım maçın oynanacağı tarihe kadar hepsi alacağını almış olur da biraz hani böyle kafaları rahat çıkar diyeceğim de, bu sefer de milli takım hırsıyla çıkacaklar. Onlar da bizden az milliyetçi değil yani. Onlar da bizden az vatansever değil. Tabii. Biz hep şey diyoruz ya, işte milli takım forması giymek şöyle değerli, böyle
Portekizli'nin de kendi ülkesi yani. Adam da aynı duyguları Ronaldo'da yaşıyor. Bernardo Silva da diyordur yani. Portekiz forması giymek vatan görevidir diye. Ya işte bizim en büyük sıkıntımız zaten oldu. Şu. En yoğun duyguları sadece kendimizin yaşadığını düşünmemiz. Yani bireysel hayatta da genel olarak hayata bakışta da bu şekilde. Efendim işte en milliyetçi biziz. İşte milli takımını en çok seven biziz. Yok abi, Portekiz'i de seviyor. İtalyan da seviyor. El Salvador'lusu da seviyor. Kolombiyalısı da seviyor. Yani bunlardan sadece kendinize pay çıkartamazsınız. Bernardo Silva demişken istiyorsan çok kısa bir Manchester City'ye değinelim. Tamam. Geçmeden şöyle... şu güzel bir şey hatırlattın, onu söyleyeyim. Tabii. Abi. Vatanını en çok seven işini en düzgün yapandır. Kesinlikle. O yüzden Ronaldo'lar, Bernardo'lar, Jota'lar, Diaz'lar ne kadar başarılıysa biz de o kadar başarılı olursak, işimizi iyi yaparsak o ülkemize en faydalı bu şekilde oluruz. İşimizi düzgün yaparak. Bitti. Kesinlikle. En iyi vatanseverlik budur. Yani ben diyelim, işimi düzgün yapıp yapmamak hep izleyicinin de kararı olabilir. Bizi izleme nezaketinde bulunan da kararı olabilir ama ben bizim ekibimin ne kadar çok çalıştığını görüyorum. Ondan sonrası ben biliyorum bizim ekibin çok iyi çalıştığını ve işini çok iyi yaptığını. Total burada hiç volede hiç kimseyi kayırmadan konuşuyorum. Biz çok çalışıyoruz, çok izliyoruz, çok yardımcı olmaya çalışıyoruz siz izleyenlere. Farklı bir şey anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah karşılıklı keyfini alabiliyoruzdur deyip aynen, işten aynen. Keyif alan takıma böyle bağlayalım o zaman.